Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sedat. Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz dostlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'in beta sürümündeyiz. 3.5 güncellemesinin beta sürümündeyiz dostlar. Oyunumuz artık yavaş yavaş tam tamına oturuyor. Yani güncelleme bir şekilde tamamıyla oturdu. Bugün yeni gelen bir tane yenilik var dostlar. O bugünkü videomuzda o yeniliği göreceğiz sizlerle beraber. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın dostlar. Evet, maçı da hızlı bir şekilde buldu bu arada. Normalde bayağı bekletiyordu da bu sefer bayağı buldu. Oyunumuzda dostlar yeni bir yenilik eklenmiş. Direkt uçaktan atlar atlamaz oraya ineceğim. Zaten biliyorsunuz dostlar bu Erancel haritasında Livik haritası nasıl olacak bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle Livik'te ya şu aşağıdaki mod alan olacak ya da şu köşedeki olacak. Büyük bir ihtimalle bu aşağıdaki şey, köşedeki olacak. Şimdi oynadığımız dostlar en son oynadığımız beta güncellemesinin ilk videosunda bu bot değil galiba. Botlar yumruk atabiliyor mu? Evet dostlar, giriş efekti bu şekilde olacak. Galiba bir şey daha var. Yani şu kısımda bir şey daha olabilir dostlar. O yüzden bir şey bilmiyorum. Ama giriş efekti şu anlık bu şekilde. Şimdi uçak hangi taraftan geçiyor abi? Bu taraftan geliyor. Güzel. Biz direkt şuradaki köprüye ineceğiz dostlar. Köprüde asıl yenilik köprüde. Ondan sonra şu aşağı kısma gider. Mamutumuzu alırız. Mamutla gezeriz. Bir önceki videoda ben sizlere mamutu da göstermemiştim. Bugünkü videomuzda mamutu da göstereceğim. Şurada kapı var. Aşağıda da 3 tane kapı var dostlar. Onlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Haritanın sol köşesinde. Şu an görünmüyor. Şimdi şu köprüye ineceğiz dostlar. Asıl yenilik köprüde. Köprüye ineyim. Siz, ben de inene kadar dostlar sizler de birer like atarsanız çok memnun etmiş olursunuz. Yenilik direkt yeniliği görmeyelim aslında. Araba var mı? İnşallah araba vardır. Genelde oluyor da. Bakayım araba var mı? Valla paraşütü erken açtım. Hep arada aşağıda yeniliği görüyorsunuz. Araç yok. Yeniliğimiz petrol dostlar. Petrolümüzü gördünüz. Araç var mı buralarda? Araç yok. Şuradan hızlı bir şekilde silah alacağım dostlar. Etrafa bakacağım. Silah aldım şöyle. Araç bulayım. Silah lazım çünkü bize. Bu ne, AKM var burada. Al da şunu al. Şöyle bir bot falan çıkaydı. Araç nasıl olmaz ya? Yeni güncelleme gösterecektim sizlere. Olmadı, araç bulur geliriz. S12K bulduk. Bu da işimizi görür. Zaten çatışmaya girmeyeceğiz. Oyunun yeni yeniliklerini sizlere göstereceğim. İnşallah öbür şeyi de bulurum. Oyuna dostlar bir tane sis tabancası eklendi. Aha adam geldi. Nerede? Kore'ye mi çıktı? Scar bulmuş la. Dur hemen Scar'ını çekeyim onun. Ama şimdi araç bulmamız lazım. Ben bir araç bakayım dostlar. Sonra sizlere oyunun yeni etkinliğin yeni özelliğini göstereceğim. Yalnız bizim bir tane de o sis tabancasından bulsak, sis tabancasını da sizlere göstermiş olacağım dostlar. İnşallah buluruz. O sis tabancasını da bulmam lazım. Ben hızlıca etrafa bakayım dostlar. Araç bulup hemen geliyorum.
Evet dostlar, araç bulabildim. Ancak bunu bulabildim. Bu canavar kamyonla bugün sizlere yeni gelen yeniliği göstereceğim. Şimdi hızlı bir şekilde petrole doğru gidiyorum. Daha iyi düz yolda nasıl aracı devirmeyi biliyorum. Motor varmış burada araç yerine. Evet, yeni gelen yerliğimiz bu dostlar. Petrolümüz artık bu şekilde oldu. Yalnız oyunda bir tane Türk var. Bakalım ona denk gelebilecek miyiz diyecektim. Bakın adam öldürdü. Duran. Evet, yeni yeniliğimiz bu dostlar. Şimdi bu yeniliği sizlere göstereceğim. Nasıl yapacağınızı öğrenmiş olursunuz. Şimdi aracımız bu şekilde. Oldu da bir çatışmadan çıktınız diyelim. Bakın şimdi aracı tarıyorum. Ön lastik aldım. Ana, ön lastik gitti. La, bu ön lastiksiz gider mi? Ha, gidiyor gidiyor, tamam. Şimdi burada kalsın dostlar. Ben öldük. Araca hasar vereyim derken patlattım. Hızlı bir şekilde bir maç girip araç bulup geliyorum. Evet dostlar, araçları buldum. Biraz da rut yaptım. Şimdi bu araçlara zarar vereceğiz ve buraya girdiğimiz zaman dostlar, kısacası bu araçlar düzelmiş olacak. Şimdi araçların petrolün girişine doğru çekeceğim. Şimdi araçlara bir zarar verelim ufaktan. Bakayım canına. Tamam, bu şekilde gireceğim. Şu arkadaşı da patlatayım. Bir lastik de gider mi acaba? Gider herhalde. Gördüğünüz gibi araç yanıyor. Bakın şimdi giriyorum. Giremiyorum. Hayır. La, keşke bir lastiği patlatmasaydık. Tek lastikle buraya çıkması zor gibi. Abi çok zor. Dur. Ya bir bot eksikti, aracı patlatacak şimdi. Yok, bu gitti. O zaman ben bunu içeride zarar vereceğim dostlar.
Lan sizlere bir türlü gösteremedim. Şundan root alayım. Anca öldürdüğümüz var ya. Patlamıyor la. He, burada olmuyor anladığım kadarıyla. O zaman dışarıya çıkacağız dostlar. Diyelim çatışmadan çıktınız ve aracınız bu durumda. Buraya geliyorsunuz dostlar. Bakın şu şekilde. Ve buradan buradaki yazıya dokundunuz ha, gördüğünüz gibi karakterler geliyor. Aracınızı tamir ediyor. Benzinini fulluyor ve bu araç hazır bir hale gelmiş oluyor dostlar. Yalnız o buggy gitti. Buggy'i uçurayım bari, dur. Uçuramadım da. Şimdi Allah. Sen geldin, iyi oldu. Şunu alalım. AKM'si vardı galiba dostlar. Hızlı bir şekilde AKM'nin UMP'si var. La bugün niye herkes UMP var? Dur şu skar bırakayım bari. UMP var. Şunda UMP hemen bir yer vardı sanki. Yok. Şunda vardı o zaman. Aynen. Şöyle biraz UMP hemen çekelim. Şimdi eğer alan İçi kalmışsa diyecektim ki alan dışında kalmış. Mamutu alacaktım. Neyse dostlar, yeni gelen bu mamutu da bir sonraki videomuza gösteririm. Bunu göstermek için şey yaptım. Hızlı bir şekilde dostlar oyunun tam sürümüne, şu andaki 3.4 güncellemesine geçip geliyorum. Sizlere beta sürümünü nerede indirebileceğinizi ve takvimi nereden takip edeceğinizi göstereceğim. Hızlı bir şekilde oyuna girip geliyorum. Evet dostlar, oyundayım şu anda, aktif 2-3-4 kişi var. Evet şu şekilde. Bir dakika, oyun kafayı yedi. Evet. Şimdi değerli dostlar, oyunumuza beta sürümünün gelip gelmediğini, hangi sürümün ne zaman geleceğini önceden test etmek istiyorsanız eğer, şuradan ayarlar sekmesinde değil. Bir dakika. Bir dakika, şu şeyi de açalım dostlar sizlerle beraber. Ücretsiz günlük çarkımız var, şunu alalım. Sen gel bakayım şuraya. Ne alacak? Ha, buradan. Bura mıydı? Burada değil ki abi. Biz nereden giriyorduk oraya? Heh, etkinliklerden haftalık girişimizi alalım öncelikle dostlar. Aldık. Şimdi bu ne diye soracak arkadaşlarımız varsa eğer, hızlıca bahsedeyim dostlar o kısımdan. Etkinlikler kısmına giriyorsunuz. Oyun alanı kısmına girip incelemeye bastığınız zaman şurada gördüğünüz gibi şans çarkı var. Bu kıyafeti dostlar 0 UC'ye,
Jeton ile bakın şu anda 3050 jetonum var. 500, 1000, 1500, 2000 yaklaşık 5 defa basabiliyorum. Ve gördüğünüz gibi şu kıyafet var. Süresiz dostlar. Arkasında Türk bayrağı var. Ay ile yıldız var. Şansınıza artık ya o çıkar ya bu çıkar. Yani sıfır UC'ye dostlar çıkartabiliyorsunuz. Molotov kaplaması var. Molotov kokteyli kaplaması var dostlar. Gördüğünüz gibi böyle bir Molotov kaplamamız var. Silah desenimiz var. Süresiz dostlar bu arada bunlar. Süreleri de çıkabilir. AC-32'nin silah kaplaması mevcut. Başlıyor ve şey mevcut. Dostlar burada da sandık parçacığı verse bile yine karlısınız. Sandığı açsanız sandıkta yine belki süresiz bir şey çıkacak. O yüzden bakın tek çekiliş 30 UC'ymiş. 5'li çekerseniz 140 UC. Siz burada 5'li çekerseniz 2500 puan veriyorsunuz ki 5'li basabilirim. Tekli de verirseniz 500-500 açarak ilerleyebiliyorsunuz. Onun için de dostlar az önce gösterdiğim yerden bakın. Oyun alanı diyorsunuz. Etkinlikler oyun alanı. İncelemeye basıyorsunuz. Bu arada bu ayın ikisinde gidecek. O yüzden elinizi hızlı tutsanız iyi olacak. Ben şu anda 11. gündeyim. 10 gün sonra tamamıyla bitmiş olacak ve 10 gün sonra eğer inşallah bir sıkıntı olmazsa dostlar videoda sizlerle beraber açmayı deneyeceğiz. Bu arada burada ücretsiz takas kod puanları var. Onları da videonun açıklamalar kısmına unutmasam yazacağım. Buraya verdiğim kodları girerseniz ki biri arkadaşlar PUBG Made'di. Biri buydu. Diğeri büyük harflerle TR'ydi. Diğeri de dostlar 101'di. Şimdiden gösterdim ama unutursunuz vesaire diye de videonun açıklamalar kısmına yazacağım. O kodları teker teker girip ödülleri ala basarsanız sizlere süreli ve 3 günlük kullanıklık bir kıyafet veriyor dostlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda burada hokey var. Evinize dostlar hokey satın alıyorsunuz ve burada hokey oynayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi ben sizlere dostlar PUBG'nin beta sürümünü nereden indirebileceğinizi ve beta'ya nasıl gireceğinizi göstereceğim. Dut 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 dut. Cumhuriyet Bayramı takvimi vardı bu arada. Evet dostlar şimdi beta'yı nereden ve nasıl indirebileceğinizi sizlere hızlı bir şekilde göstereceğim. Etkinlikler kısmına giriş yapıyoruz. Ve aşağıda gördüğünüz gibi yazı metni var dostlar. Bu yazı metnine dokunduğumuz zaman gördüğünüz gibi 3.5 güncellemesi beta güncelleme takvimi diye karşımıza bir adet takvim geldi. Birinci beta güncellemesinin videosunu zaten biz çekmiştik. Ayın 10'unda yani Ağustos'un yok Eylül, Ekim. İşte neyse ilk beta sürümünü biz çekmiştik dostlar. İkinci beta, üçüncü beta ve dördüncü beta olmak üzere ilerliyor. Bizim az önce oynadığımız dostlar o benzinlik olayı 3. beta güncellemesiydi. 4. beta güncellemesi ise ayın 11. ayın 1 ile 7'si arası gelecek ve 7'sinden itibaren yani 8'inde dostlar şu anki oynadığımız 3.4 güncellemesinin modu kalkacak. 9'unda veyahut da 10'undan itibaren artık bütün cihazlara yeni mod, yeni Erangel haritaları, yeni WoW haritaları eklenmiş olacak. Takım ölüm maçları, ambarlar değişiyor. Bu arada onun da bilgisini vereyim. Şimdi nasıl nereden indireceksiniz? Gördüğünüz gibi burada PUBG Akademisi falan filan var. Bunları görebiliyorsunuz da indirme yeri kaldırılmış. Sadece takvim var. Evet dostlar bu şekilde oradan da sizler de beta güncellemesini indirerek test edebilirsiniz. Bu arada bakın o kıyafetin az önceki kıyafetin bende süreli hali var. Yalnız bunların başta giydiğim zaman çıkmıyor. Şu çantayı bir sırtımdan alayım dostlar bir dakika sizlere göstereceğim. Evet bakın arkamda bir tane ayla yıldız tarzı bir şey var. Popülerlikte gerideyiz dostlar. Eğer popülerlikleriniz varsa atarsanız sevinirim bu arada. Evet.
Dediğim gibi azıcık kıyafet bu. Bunun bende şu anda sürelisi var. Yalnız maçta giyip girip maça girdiğin zaman kimse de görünmüyor. Ve 3 günlük bir kullanım süresi var. O kodları da girerseniz dostlar, az önceki yazdığım kodları girdiğiniz takdirde de şu kıyafeti alıyorsunuz. Buna uygun başlığımızda bu. Ben bunu uyduruyorum. Bu başla bu şekilde maça gidiyorum dostlar. Verdiğim o kodları girerseniz bunu almış oluyorsunuz. Bu kıyafeti almış oluyorsunuz ve yaklaşık bir hafta sanırsam. Bir gün 10 saati kalmış mesela. Bunu da yaklaşık ya 4'tü ya 5 gündü dostlar. Ya 4'tü ya 5'ti, tam hatırlamıyorum. Kullanmış oluyorsunuz. Ben tekrardan kıyafetlerimi çekeyim. Evet, beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Oyunumuzun tam sürüm hali de geldiği zaman videosunu çekeceğim. Videolar bu aralar biraz aksıyor biliyorum. Dersler, işte sınav hazırlıkları falan filan derken, yani üniversite sınav hazırlıkları bu arada, okul değil. Üniversite sınav hazırlıkları başladığı için tekrardan sınava gireceğim için mecburen videolarda da biraz aksaklık olduğu, yayınları açmakta zorluk çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın da hoşça kalın.